Toronto vlogumuza hoş geldiniz. Şu anda evimize giriş yapmış bulunmaktayız. Asansördeyiz. 28. kata çıkacağız. Ve Toronto günlüğü başlıyor arkadaşlar. Bir dinlenelim. Çok yorgunuz. Yoldan geldik. Niagara'yı gezdik biliyorsunuz. Bir önceki videomuzda. Islandık, boğuluştuk. Aynen. Onu kapatıp bu videomu açıyorum zaten. Şimdi de Toronto günlükleri başlıyor. Güven arabayı park etmeye gitti. Biz de eşyalarımızı aldık. Evet. Next one. Burası. Bakalım bacım, giy sana bir sürpriz yapacağım, hadi. Telefonu anahtar. Aldın mı? Aldım anahtarı. Telefonunu. Ay tamam. 32. kattayız. Gözünü kapat. Çık. Nasıl sürprizim? Çok güzel. Ya karanlık olmadan gelelim dedim. Ay, iki merdiven çıktık alt üstü yani. Nefesim kesildi ya. Şöyle manzarayı cam olmadan size göstereyim istedim. Bakın. Çok güzel görünmüyor mu? Güven de bir arkadaşıyla buluştu. Şu an buradalar. Biz de oraya gideceğiz biraz sonra. Ay. Gerçekten nefesim kesildi yani. Bu CN Tower. Buna da yarın çıkacağız. En üstüne kadar çıkacağız bakalım. Yarınki planımızda o. Muhteşem. Uçağa bak. Çok güzel değil mi? Bak şurası da akvaryum. Vaktimiz olursa akvaryuma da gideriz. Evet. Ünlü Toronto'nun akvaryumu. Burası Bell Center. Yok pardon. Montreal'deki Bell Center. Buradaki de Rogers Center. Gösterilerin falan olduğu yer şurası. Bir de diğer tarafını göstereyim size. Burcu bak şurada. Aşağıdaki şeyleri görüyor musun, şemsiyeler? Orada yazın böyle şeyler oluyor. Orası kum zaten. Güneşlenmek için şezlonglar falan var. Oraya herkes gidiyor, böyle güneşleniyor. Sporunu yapıyor falan. Çok hoş orası. Şurada barbekü alanı var. Yazın burada barbekü yapma şansımız var. Burada böyle masalar falan. Gazlı barbeküler. Evet, bir de bu tarafını göstereyim. Evet, 32. kattayız şu anda. Toronto gerçekten muhteşem. Burası Ontario Lake. Yani çok büyük bir nehir.
Deniz ya, deniz yani resmen bana böyle İzmir'i hatırlatıyor. O yüzden Toronto'yu çok seviyorum. Evet. Sürprizimi beğendin mi? Bayıldım. Sen dedin ya. Gözünü kapat. Aç dedin. Açtım, karşımda siyah kalmış. Şok Bak, oldum. bu Çok güzel. işte bu baksalarla tekneleri de karşıya çok güzel bir park alanı var. Bir alan yapıyor. Çok güzel, çok mutluyuz. Çok keyifli anlar yaşıyoruz. Burası şehirler arası havalimanıymış. Şimdi bir tane uçak iniyor. Bilmiyorum kamerada ne kadar görünecek ama görüntü almaya çalışacağım. İnşallah kameram da aşağıya uçmazsa. Şöyle bırakıyorum. Uçağı görüyorsunuz. Evet, şimdi aşağıya iniyoruz. Bir şeyler içeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Bahsetmiştim güzel bir arkadaş restorandalar diye. Şimdi biz de gidiyoruz, onlara katılacağız. İndik bakalım. Değil mi? Tramvay. Bu da çok tatlı. Bence çok güzel bir şey katıyor şehre. Güzellik katıyor. Ne dersin? Bize doğru Baksana dedi. köpeğiyle değilmiş, ne tatlı. İçinde kucağında. Evet. Bizim orada olsa hayatta olur mu? Yasak değil mi Türkiye'de? Şimdi en yukarıdan en aşağıya inmiş olduk. Yani şuradaydık. Hayda, nereye? Ay da güzel görünüyor. Acaba stopu mu bassak yoksa bekleriz mi? Evet, bas. Aynen. İyi fikir. Tim Hortons'da hemen karşımızda. Yarın kahvaltımızı orada yapabiliriz. Çok tatlı değil mi ama apartmandan in hemen restoran ayağının dibinde. Ve kıyı kenarında. Evet, Şey, su kıyı kenarında. kenarında ya. Ve su Su kenarında. kenarında. Kıyı kenarı çok iyi. Girişi neresi acaba? Şurada galiba. Evet, şuradan. Way. Yemeğimizi yedik, evimize geldik. Şimdi güzel bir dizi açıp hep birlikte izleyeceğiz Netflix'ten. Ne açacağız? Neydi o dizinin ismi? Netflix değil de ben yapabilirsem Ha, Blue TV. Blue TV. Pardon, Evet. pardon. Burcu güzel bir dizi açacak bize. Yorulduk zaten. Saat kaç oldu şu anda Güven? Saat kaç? Yeni Saat bir dizi. 10'a 20 var. 10'a 20 var. Gerçekten yorulduk. Ben zaten yatağıma hemen yatıp yatacağım zaten. Biz şimdi Biraz öncelikle izleyeceğim. şey İnşallah yapacağız. Ama diziden önce herkes bir duşunu falan alsın, dinlensin. Ondan sonra dizi izlerken uyuruz izleyebilirsin. Yeni zaten. yıkadım da az yeni. Tamam. Günaydın. Günaydın aşkım. Nasılsın? İyi misin? İyi, rahat uyudun mu? Hazır mıyız peki gitmeye? Ben hazırım. Burcu hazır mısın? Güzel bir Toronto sabahından herkese günaydın. Böyle parçalı bulutlu bir hava var ama sözde 15 derece olacakmış bugün.
O yüzden biz de çıkacağız. Bugün CN Tower'a çıkacağız. Hemen yanında zaten akvaryum var. Oraya gezmeyi planlıyoruz. Trafik de yine akıyor böyle. Ay çok tatlı olmuşsun. Bugünkü outfitiniz de böyle mi hanımefendi? Bugün böyle giyindim ama şu an yüzüm yanıyor biliyorsun. Alerji oldu evet. Burcu'nun zaten alerjileri var birçok meyveye, sebzeye. Artık burada da fazla dikkat etmedi herhalde. Bütün yüzü kabardı. Biraz makyajla kapatmaya çalıştı. Gözleri şişti. Kaşınıyor falan böyle. Umarım en kısa zamanda geçer. Tamam zaten bizim de ikimizin çorbası. Çorba değil mi yani yemek? Aynıydı bu şekilde. Herkese afiyet olsun. Abla bu senin mi? Dün nerede? Ah şeye bineceğiz. Libera'daki bota bineceğiz. Bir tane kızı geçmişten gelişti. Resmen short, tight. Üstte incecik bir şey. Burası dediğin gibi omuzlu yanakları kıpkırmızı. Üşüdüğü belli ama böyle zayıf. İçerisi böyle koşu koşu gitti o teki. Ben olsam kalk kalk kalk. Dün çok üşüdük ama değdi değil mi? Yani. Çok ıslandık, çok üşüdük. Hava da soğuktu. Ve eğer bugün yaz mevsimi gelirsen yine yolumuz buraya düşerse sevgimle sevgimle ben tekrar daha... Biz Betül'le bindiğimizde yazdı değil mi? Güzel bir havada bindiğimi istiyorum. Kolar keyifli tabii yaz olduğu için. Aynen. Yani ıslanmak da güzel geliyor insanın. Serinliyorsun falan böyle. Ama dün şu kollarımızın içine kadar ıslandık resmen. Film çekeceğiz, video çekeceğiz diye. Telefonlar... Çorba içiyorum bu arada. Yukarıya da bakamıyorum. Kamerayı kaldıracağım şöyle. Şurası da Roger Center. Gösteri merkezi. Bakamıyor insan diyorum ya. Ben bir defa çıktım. Çocuklar küçüktü. Sen vardın değil mi o zaman hep birlikte? Şimdi bu en üstte çıktığınız yerde şey var bir tane. Camlı yer yani. Oradan direkt aşağıyı görüyorsunuz. Yani yürüdüğünüz yer cam. Oraya basmak gerçekten çok zor oluyor. Sanki kırılacakmış hissi veriyor insana. Ben o zaman bayağı bir basamamıştım. Çocuklar yatmıştı, resim falan çekilmişti ama ben basamamıştım. Bugün yine deneyeceğim. Bakalım bugün orada yürüyebilecek miyim? Sen yürümüş müydün Güven? Hayret, orada nasıl korkmadın? Vay. Ben yapamamıştım valla. Şimdi burada çok sıkı bir güvenlikten geçeceğiz öncelikle. Güvenlikten geçtik, şimdi biletimizi alacağız. Ne kadardı fiyatlar? 43 dolar. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Online'dan bilet aldık. Çünkü şey, akvaryuma da gideceğimiz için o daha uygun oluyormuş. Sizin de aklınızda olsun. Kuleyle birlikte onu da alınca 20 dolar falan ekonomize yani şey yapmış oluyorsunuz. Tasarruf. O yüzden online'dan aldık. Şimdi barkodların çıkmasını bekliyoruz. Şurayı göstereyim istedim. Burada bu edge walk yapabiliyorsunuz. Çıkıp böyle en üstte yürüyüş yapabiliyorsunuz böyle kenarlarda. Gördüğünüz gibi. Tabii ki de bu bana göre bir şey değil asla. Şöyle. Şöyle sarkabiliyorsunuz. Bunun için de 75 dolar istiyorlar. Ben
Asansöre bindik şimdi. Kuleye çıkıyoruz. Üşütmüştük. Şaka mı yaptın? Evet. Tam tepeye çıktık. Bundan sonra gerçi bir yüksekliği daha var. Orayı almadık biz. Oraya da 10 dolar ekstra verip çıkabiliyorsunuz. Burası yeterli. Bu kulenin uzunluğu 553 metreymiş. 330 milyon dolar gibi bir bütçeyle yapılmış bu bina arkadaşlar. Yani takriben böyle 147 katlı bir binayı düşünün. Uzunluğu o şekilde. Gördüğünüz gibi manzara da dehşet güzel yani. Şurası da o dün gösterdiğimiz havalimanı. Aa evet. 2-3 şeyler. Burcu nasıl? İnanılmaz. Bu kadar yüksek değilmiş gibi görünüyor aşağıdan. Ben tam yukarı çıkıyorum. Resmen uçakta gibi. Değil mi? Çok güzel. Manzara muhteşem. Şu binalar ışıl ışıl, kiliseler, gökdelenler en yüksekliği şu an. Şansımıza da bugün hiç güneş çıkmıyor nedense. Şimdi diğer tarafına geçtik. Tam havalimanı şurası göründüğü üzere. Ay şimdi bir uçak inse çok güzel görünür. Yo, çok küçük görünüyor. Küçük mü görünüyor? Gösterdim ya benim. Şurası işte. Hatta bir uçak ya kalkacak, bak gidiyor orada minik. Gerçekten küçük görünüyor bak. Galiba daha yeni indi. Orada gemi var bir tane, görüyor musunuz gemiyi? Deniz gibi yani, çok muhteşem. Hadi bir de o tarafa gidelim. Tren geçiyor. Hemen aşağıda bak. Ne kadar yüksek binalar ya. Bak şunun hala daha bitmemiş yerleri var. Evet. Arkadaşlar işte söylediğin camlar bunlardı ama şansımıza tadilat varmış. Ondan dolayı kapatmışlar. Normalde bu camlar basıyorsunuz yani. Buradan tamamen aşağıyı görüyorsunuz yani. Çok acayip bir duygu buraya basmak. Basamıyorsunuz, yürüyemiyorsunuz. Tabii şu anda yürüyebiliyorum çünkü görmediğim için. Ama şansımıza, Burcu'nun da şansına kapalı maalesef. Bu duyguyu size yaşatamayacağım. Artık bir daha ne zaman geliriz onu da hiç bilmiyorum. Evet, en azından asansörde camımız varmış, bakın. Vallahi şu an kulaklarından gelen basınç yaptı. Evet, sen hassas çünkü. Çok çabuk iniyor ya, çok çabuk iniyor, çok güzel. Tamam. Şimdi imajı belirledik. Ama 5 saat daha lazım. Şey basıyor musun? Evet, şimdi paralarımızı koyduk, bakalım inşallah olacak bir şeyler.
Çeviriyorum. Öbür tarafa galiba. Zor bir şey yok. Hiç bilmiyorum nasıl bir şey valla. Anlamadım. Şansımıza ne çıkarsa. Tamam, zorlaşır şimdi. Öyle mi? Tabii şimdi zorlaşır. Ha. Okey. Tamam, pres yapıyorum. Bak, tamam. Umarım istediğimiz imajı yapmıştır. Geldi. Aa, evet. Yaptı. Ters tarafını tutuyorsun. Öbür tarafı. Ha, aynı. Okey. Şöyle hatıra. Kolye yaparsın kendine. Hatıra. Tabii. Saklarsın. Şöyle bir yakından göreyim siyah. Her iki tarafında da var ama bak. Aynı şey. Şu siyahını da göstersene göbeğinde. Hiç netleşmiyor kamera. Elini koy. Ay. Dur dur. Tamam. Çok güzel. Hadi bakalım. Hatıra olsun bebişime. Şehirde ne var acaba? Thank you. Evet, akvaryuma gelmiş bulunmaktayız. Şuradan girdim. Evet, bu balıklar karşılıyor. Evet, şu an bir şeyler istiyorlar, biliyor musun? Ağzını açın. Yazık. Acıkmışlar. Deniz yıldızları. Burada da bir tane balık var, bakarsın. Ay Allah'ım ya. Yaslanmış. Arkadaşlar, bakar mısınız şu balıklara ya? Bunların ismi Pollock'muş. Bakın, resmen uyuyorlar. Şurada bir tane siyah var, beyaz var. Yani resmen şeyin üstüne yatmışlar. Şurada başka bir tane uyandı. Resmen yatıyorlar. Çok enteresan. Geliyor. Burcu geldi. Buna kaya diyebilirsiniz ama değil, kendisi bir balık. Kumaş gibi gözüküyor resmen. Şuradaki dev yengeci görebiliyor musunuz? Şurada bantın üstüne çıktık. Öyle gideceğiz sırayla. Şu an köpek balıklarını görebiliriz. Gördün mü? Bir tane daha. Giant grouper diye bir balık. Bir metreden fazla galiba. Ne kadarmış? 2.7 metreymiş. Oh my god. 400 kilo. 400 kilo bir balık. Ha, çok yaşlı gibi görünmüyor mu? Ay, kıyamam ama çok dar alanlar ya. Now what is we doing on this?
yeme balıkları bunlar da. Bunlar da pirana balıklarıymış. Geçebiliyoruz galiba. Akşam yemeğimizi de yedik, günümüzü bitirdik. Toronto maceramız da bitti diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. Belki son kez binanın tepesine çıkacağız. Ben çıkmam. Tamam, biz çıkarız. Çünkü gece şeyi görmek istiyoruz, CN Tower'ı görmek istiyoruz. Orada gece birkaç fotoğraf çekileceğiz. Ardından da kapanışımızı yaparız artık. Şimdi eve doğru ilerliyoruz. Evet, uçak kalkıyor. Isırır mı? Isırmaması lazım. Abla yerinden oynadı. Gelecek ama. Bu alışmış millet ona bir oyuşum. Evet. Yemek vereceğimi sanıyor da o yüzden. Şimdi bunun boğazına bir sarıldım, bu uçamaz. Ay evet ya, kıyamam sana. Thank you.
kez bir daha çatıya çıkacağız. Gece görüntüsünü alalım. Kaçtık. Güven uyuyor. Evet. Biz kaçtık terasa. Gece manzarasından sürprizlerimiz olabilir. Yeah. Bakalım. Işıklar, gece karanlığı nasıl Toronto? Bakalım. Gece de başka güzel görünüyor, değil mi? Son gecemiz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Size böylelikle gece görüntüsünü de göstermiş olduk kulenin. Videomuzu artık kapatacağız. Umarım Toronto şehrini, videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.